Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle yine yağ yeşili tek renk tülbentimiz var ve buna uygun aynı renkte olan 732 numara ipim var arkadaşlar. İpim leylak marka ve şöyle tığı da göstereyim. 21 numara tığıyla tüm modellerim bu şekilde bu tığıyla işliyorum arkadaşlar. Şöyle size çıkarmış olduğum modelimi göstereyim. Evet, bakın modelim bu şekilde. Şöyle kalıp gibi çok güzel bir papatya modeli çıkardım sizlere. Şimdi arkadaşlar bu modeli tanımışsınızdır belki şu üst kısmı. Bu örümcek, iki tane örümcekle geçiliyordu. Böyle bu şekilde ara suyu olarak trabzan yapayım iki örümcek yerine bu şekilde. Çünkü örümceği tutturmasını beceremeyen arkadaşlar yazıyor. Zaten benim bu anlattığım model tek renk olarak şey 730 no'lu videomda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. 736 yeşil üstü de mavi tek sıra giden bir model arkadaşlar. Tek renk değil, tek sıra giden. Yani çift sıra ama hiç koparmadan sıralı model olarak giden modelimiz. Bu da arkadaşlar bu şekilde örümcek yapamayan arkadaşların ricası üzerine tasarladım böyle. Arasına da 8 tane bu şekilde kirpikli trabzan bırakacağım. Şöyle tülbentimi almak istiyorum. Bir de şöyle ışıkta bakalım. Yine malum Ankara birazcık arkadaşlar sisli, bulutlu, güneşli olunca da çok açık çıkıyor. Aslında bu hava tam böyle video havası. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizi anlatarak nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet. Şimdi bakın ilk başlarken bu şekilde de başlayabilirsiniz. Veyahut da şimdi size göstereceğim gibi şöyle ikişer zincir çekerek üçer çekmişim arkadaşlar. Tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bakın ilk başlar gibi başlıyoruz. Hemen bir tane zincir çekip ipimi tığımı tutturdum. Arka tarafı unutalım. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya ikili bir trabzan yapıyorum. 4 zincirimi kapattım buraya. Kirpik oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen 2 2 alarak trabzan yaptım. Şimdi bakın şu ara mesafesi 2 4 6 7. Ben arkadaşlar model amaçlı gösteriyorum. Siz ne kadar bırakmak isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. Evet. Direkt çiçeğimizin yuvası için buraya tığ battığımızın içerisine 3 tane 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Sıradaki tığ battıya 2 ve 2. 2 ve 2. 5 tane bu şekilde trabzanı yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapatıyorum. Bakın buradaki İlk trabzanın tepe noktasına kapatıp bir tane yuva oluşturuyorum. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Bakın üçünü birden geriye kalan ilmeklerin hepsini kapattım. Hem oturması için hem de şimdi yapacağım örümceğe destek için bir tane buraya zincir çekiyorum veya sık iğne. Şimdi şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğimi papatya yaprağı yapacağız. 6 tane buraya bu şekilde papatya yaprağı sığsa yeterli arkadaşlar. Fazla büyük güzel durmuyor. O yüzden şöyle minik yaparsanız o kadar güzel bir örümceğiniz olur.
Bakın örümcekler de şöyle üçü de aynı boyutta olursa güzel durur. Şimdi örümcekleri yaptıktan sonra iki defa tığı dolayıp yuvaya giriyorum. Şöyle iki ve iki. İki defa tığı doladım. Yuvaya girdim. İki ve iki. Bakın iki tane trabzan. Üçünü birden kapattım. Bu üçüncüyü nasıl yapacağız? Üç zincir çekip aşağı iniyorum. Üç zincirimi çektim. Bakın buraya. Yuvanın içine sabitledim. Burası da üç oldu. Burası da üç oldu. Şöyle üç tane de örümcekten yuvamız oldu. Şimdi başta yapmıştık ya dönüşte sık iğne. Şöyle bitişte de yapıyorum. Bir defa tığımı dolayıp bakın ara suyu işlemine geçiyorum. Artık yuvasını kurduk. Ara suyu için yandaki tığ battıya 2-2 alarak trabzanımı yapıp 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri trabzana kapatıp pipiri oluşturdum. Araya bir zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yandakine. Yine buraya 7 tane arkadaşlar. 2-2 alarak trabzan yapacağız. 4 zinciri kapat. Kirpiği oluştur. Bir zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle. 2 ve 2. 4 zincir. Kirpiği kapattım. Bir zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle. 2 ve 2. 4 zincir. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle. 2 ve 2. 1 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 2 3 4 zincir. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 2 ve 2. 4 zincir kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Sayalım bakalım arkadaşlar. 7 oldu mu? Evet, 7 tane oldu. Şimdi buraya bu 4 5 trabzanı yapıp sonra arkadaşlar bu dal olarak şekilde oluşturup 3 tane. Şimdi bunlar arkadaşlar üzerinin papatyalarını yapınca düzgün duracak. Bu dalları yapacağız. Ve şimdi hemen çiçeğin yapılışına geçelim. Çimeni bu kadar. Evet arkadaşlar şöyle. Bakın tek deli altta, çift deli yukarıda. Örümceğin arasından giriyorum. Bakın burası bizim yuvamız. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle göstereyim. 3 tane zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen buraya. Şöyle 2, 2, 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2, 2. 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Hemen örümceği yuva edinip 2, 2 ve 2. Sık sık alıyorum ki papatyalarım şöyle güzel dursun. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zinciri yine bu örümceğin içerisine kapatıp yaprağı tamamladım bakın. Şöyle 6 tane trabzandan oluşan güzel bir yaprak hazırladım. Evet. Bakın örümcekleri de böyle bu şekilde küçük olması işe yarıyor arkadaşlar. 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip 2 2 ve 2. 4 zincirle beraber 4
İki defa tığı dolayıp şöyle. 2 2 2 5 3 zincir 6. trabzanımızı oluşturacak. Evet. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Evet, 5 tane oldu. Şimdi 3 zincir de çekip buraya örümceğin içerisine kapatıp şöyle bakın. Ne güzel oldu. Hem bakın örümcekler de kendine geldi, kalıplaştı. Şimdi bir zincir çektik. İşimiz bitti. Koparalım. Evet. Şimdi yakıp modelimize bakalım arkadaşlar. Evet. Bakın modeli hemen yakıp geldim. Şöyle arkadaşlar, çimeni çok sevdim. Gerçekten kalıp gibi oldu. Çok hoş ve zarif durdu. Çünkü örümceğin gerdirme ihtimali var. Hani onu ayarlama ihtimali zor ama bunu hemen tak tak trabzanlar. Ütüde bile düzeliyor. Örümcek ütüde bozuluyor. Sıkılaşınca daha bir gerdiriyor. Çirkin bir görüntü oluyor. Gerçekten bu çimen, bu dalın, örümcekli dalın çok hoş oldu arkadaşlar. Ütülemedim. Ütüleyince daha da güzel olacak bakın. Gerçekten ütülemedim. Şöyle bu papatyalar yapışıp yapraklar daha kendini güzel gösterecek. Kalıp gibi oldu diye hemen göstermek istedim. Üstünüze afiyet. Biraz da rahatsızım. Ütüleyecek halim olmadığı için bir an evvel videoyu hemen size paylaşmak için bu şekilde düzgün diye gösterdim. Tabii ütülense daha güzel olur arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir de sallantılı halini göstereyim. Zevkinize göre bakın. Şöyle tülbentimizin tek katta ince oluyor. Şöyle iki kat. Yapamadım. Şurada düzgün yapayım bari arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Yine kısa oldu. İnşallah bu şekil daha böyle ışığa güney cephe olduğundan ışıktan, ama bugün tam videolu, havası fazla güneş yok arkadaşlar. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle modeli. Çok tatlı oldu. Çok güzel bir model oldu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.